1945 yıl dekabrının 13'ünde akşam saat 8.30 BG'de Tehran hükümetinin tedriz garnizonu teslim oldu. 3. İran Deniz Yatı'nın komandiri General Grefşan'ı tedriz garnizonunun teslim şartlarına kol çekti. Hükümet değişti. Yeni Azerbaycan Milli Hükümeti yarandı. İlk günden başlayarak her yerde Fars dili, doğma Azerbaycan diliyle evet edildi. 1945. yıl dekabrın 20'sinde Milli Hükümet'in birinci fermanı imzalandı. Bu ferman Azerbaycan'da Azerbaycan dilinin tesdik edilmesi hakkındaydı. Nihayet halk öz ana dilinde danışmak hukukunu kazandı. Nihayet gazeteler ana dilinde çap edildi. Milli Hükümet başçılarının şekilleri onların sayfalarını bezedi. Yeni Milli Hükümet'in birinci iclası. Hükümet başçılığına pişeveri seçildi. O öz demokratik akidesine göre ömrünün 12 ilini Rıza Şah'ın zindanlarında geçirmişti. Dahili İşler Veziri Doktor Cavit, Toprak Veziri Doktor Mehtar, Maarif Veziri Şair Biriye, Halk Koşunları Veziri Kalyan ve Baş Vezirin Mavini Doktor Cihan Şahlı. Hükümetin birinci tedbiri milli ordu yaratmak oldu. Gönülleri say günden güne artırdı. Azat edilmiş halk kazandığı hukuk ve istiklaliyeti korumak için silah götürmeye tələsirdi. Buraya akışıp gelenler son vuruşmalarda silah almak hukukunu kazanmış döyüşçülerdir. Onlar için bu silah müqəddəs və əzizdir. Yırtıcı bu silahlardan halk ile mübarizede istifade etmek istiyordu. İndi ise bu silahlar azatlığı, demokrasiyanı ve doğma torpağı koruyan adamların elindedir. 1946 yılın aprel ayında Tebriz'de kentliler kurultaya çağrıldı. Ölkenin her tarafından nümayendeler geldi. Kurultayda belə dedi. Aziz kardeşler, firqəmizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mütəcəhlər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğma üstündə İranda böyük mübarizə başlamışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaq. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Hükümet başçıları aman gün kaldı ve götürülür. Bugün herkes buraya gelip öz rehberlerini tebrik edebilir. Herkes hükümet başçısı kişilerinin elini sıkabilir. Süfre açıldır. Bayram süfresi. Ama bu süfrenin konağıdır. Bu el adetidir. Onun kızı da konağların içerisindedir. Şair Biriya öz şiirini okuyor. Ben diyem yurdumuza kez bakanlar yok olsun, böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun, kalbimizin icitliği düşsün dilden dillere, emelleri yadigar tek kalsın ilden illere. Ben diyem Azerbaycan kahramanlar yurdudur, şücaatli Sattarxanlar, Ağırxanlar yurdudur,
göç Qacar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. İki defadır ki Tebriz Küçeleri böyle büyük halk birliğinin şahidi olur. Bu koca partizan uzun illerden beri birinci defadır ki özünü bu kadar cavan hissedir. Birinci defadır ki geniş Tatarhan kıyabanı halkın bayramı şenliği için darsaldır edir. Geçmişte bu kıyaban Pehlevi kıyaban adlanırdı. Milli hükümet kurulan kimi halk ona Tatarhan adını verdi. Sözlerde, mahnılarda, şuar ve tebriklerde partiye mehabbet ve sadakat izhar olunurdu. İnsana öyle gelirdi ki artık hiçbir şey halkı tehdit edebilmeyecek. Hiçbir şey ışıklı geleceği arzusunu ve bu sevinci bozabilmeyecektir. Lakin irtica artık hücuma hazırlaşır. Settarhan'ın bayrağı yine de tehlikedeydi. Can güçlendiğini bilirdi. Lakin hiç kes hıyanet olacağına inanmadı. Hiç kes inanmak istemirdi ki Tehran muahidenameni haincesine bozacaktır. 1946. yıl Dekabr ayında bu şeylerde kan töküleceğine, İran ordusunun halkı kıracağına hiç kes inanmak istemirdi. Şimdi Tebriz köşelerinde şenliktir. Aldın himni tenteneyle seslenir. Lakin 1946. yıl Sentyabr ayının 12'si, İran-Azerbaycan'ın halkının hayatında ahırıncı bayramıdır. Kara irtica günleri başladı. Muahidename bozuldu, halka divan tutuldu. Kıyamet ve fitnekarlık ülkeye bedem bulundu. Tebriz'in simasını yine de keder ve gam bulutları bürüdü. Zindanlar yine de doldu. Mahpusların ahızarı ülkeni bürüdü. Yine de İran ve Azerbaycan halklarının saadeti için çarpışan kahramanlar zindanlara atıldı. Meclisin sədri Şəbistəri ve eyalet valisi Doktor Cavid hapse salındılar. Mehmet Agahını hatırlayırsınız. Bu adamın vücudunda ne kadar enerji ve kuvvet vardı. O artık yoktur. O güllenmiştir. General Kebir'i asıldı. Prokuror İbrahim Firud'un öldürüldü. O ölümü kahramanlıkla kabul etti. Düşmanlar onu astılar. Mühterem ve fəziliyyət sahibi Qazi Məmməd artık yoktur. O zamin götürüldü ve dara çekildi. Kürdistan koşunlarının başçısı General Məmməd Xan məhv edildi. Onu da astılar. Ateşin natıq ve güzel insan azad vətən de asıldı. Ve birçok başkaları da asıldı, öldürüldü, mahvedildi. Hayanet ve fitne alemi bürüyür, halkın yurduna, yuvasına od vurulup yandırılır. Her yerde ölüm, her yerde kan. Bunların hamısı Araz'ın rot ayında, İran-Azerbaycan'ında baş vermiş ve indi de devam etmektedir.